Merhaba arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa İstisi Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarıyı yavaştan kaldırıyorum. Gelelim bu bilançolar serisi 3. videomuza. Evet valla arkadaşlar <laughs> anlatırken ben de yoruldum. Logo tarafını kısaca anlatayım sizlere. Logo tarafında da son gelen bilanço bence gayet güzeldi. FK 16.09'lara kadar geriledi. Piyasa değeri EBIT oranı 14.65'lerde. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 20 seviyelerinde. Baktığımızda öz sermaye karlılığı menzinde çok çok avantajlı da durmuyor ama yine de güzel bir şirketimiz. Yani yazılım sektöründe olması açıkçası beni cezbediyor. Yine yüksek FK ile işlem görüyor ama temettü konusunda da Konkör'dür. E, logo Yazılım. Yani temettü ödeme konusunda e, iyi şirketlerimizden bir tanesi. Gerçekten olur baba. Temettü ödeme konusunda iyi şirketlerimizden bir tanesi. Gerçi e, baktığımızda son son dönemde e, 2017, 18, 19 dönemlerinde biraz e, negatif bir durum var ama temettü ödemediği dönemlerde de fiyat verimliliği gerçekten güzel olan şirketlerimizden bir tanesi diyebilirim. Logo yazılım için son dönemde iyi fiyatlayanlardan birisi. Yine şirkette hala hazırda geri alımları da devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun logo yazılım tarafında. Bu şirketlerden bir diğeri uşak seramik tarafı. Uşak seramik tarafında son açıkladığı bilançoyla birlikte FK'ya falan pek odaklanmak istemiyorum. Son açıkladığı bilançonun enzinde açıkçası benim en hoşuma giden taraf defter değerinin 2 lira 90 TL kuruşlara kadar e, yükselmesi. Bu da bir değerleme de e, oldu sanırsam. Hasılat oranlarında da ciddi bir yükseliş var. E, beni tek tedirgin eden taraf şifre dolaşım oranının %82.58 olması e, kalan geri kalan şirkete sadece e, yani güvenmediğim taraf bu. E, diğerleri piyasa yani piyasa değeri, böyle defter değeri 0.59'larda defter değeri 1 lira 90 kuruş olan şirket halihazırda 1 lira 70 kuruşlardan fiyatlıyor ki zaten bilançoyu açıkladıktan sonra e, dün bilançosunu açıklamıştı. Tavan oldu. Bugün de tavan. Yani bugün de tavan derken e, yani tavandan işlem görüyor artık pazartesi günü açılınca da herhalde iyi yerlere gidecektir diye düşünüyorum. yine Bilançosunu beğendiğim hisselerden bir diğeri Koç Holding tarafı. Koç Holding tarafında aslında bakıldığında çok ucuz bir şirketimiz değil ama karlıklara bakıldığında yani hem öz sermaye karlılığı bence gayet güzel hem de piyasa değeri piyasa değeri net kâr rasyosu şeklinde bakıldığında gayet güzel duruyor. Aslında benim dikkatimi çeken Koç e, Holding tarafında da yine Sabancı Holding tarafında da çekiyordu ama Sabancı'nın 12 aylık bilançosu daha gelmedi. E, ama Koç Holding tarafında bir de e, Anadolu Grubu Holding tarafında dikkatimi çekiyordu. Piyasa değeri EBIT oranı ve piyasa değeri esas faaliyet karlılığı e, çok çok daha düşük seviyelerde. Yani piyasa değeri EBIT oranı 2.15'lerde, piyasa değeri esas faaliyet karlılığı Koç Holding tarafında 2.48'lerde. Yani bu şirketler hala e, aslında bedava fiyatlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu net karlılığa yansıtabilirlerse bu ettiği esas faaliyet karlılıklarını net karlara yansıtabilirlerse çok daha efsane boyutlara ulaşabilirler diye düşünüyorum. Koç Holding tarafını bilginiz olsun şu an için zaten düzenli temettü ödeyen efsane şirketlerimizden birisi Koç Holding bence uygun fiyatlıyor diye düşünüyorum son bilançoya göre gayet de güzel. Teknosa tarafına şöyle hemen bir grafiğine baktım. Acaba bir hatam var mı diye yok. Evet Teknosa tarafında da son gelen bilanço aslında bakıldığında çok çok yani mükemmel bir bilanço değil. Ama şu şekilde yine aynı şekilde piyasa değeri EBITDA oranı 2.70 piyasa değeri esas faaliyet 374 3.74'lerdeyken PK10 şeklinde. Yani şirket esas faaliyet karı gayet güzel Brüt karlılık gayet güzel ama şirket net karlılığa bir türlü onu yansıtamıyordu. Çünkü finansman giderleri yüksek seviyede Teknosa tarafında. Şuradan bir döviz pozisyonuna bakacağım. Döviz pozisyonu da artıya geçmiş. Ben Teknosa tarafı bundan sonraki dönemde karlılık eğer bu şekilde devam ettirebilirse hatta o esas faaliyet karlılığını net kara dönüştürebilirse Bundan sonrası için Teknosa tarafında daha güzel günler görülebilir diye düşünüyorum. Zor dönemleri baya baya atlattı şirket. Zaten herhalde bir tane mi sermaye arttırımı yapmıştı. Bir bedelli sermaye arttırımı yapmış. Bedelli sermaye arttırımından sonra baya baya düzene oturdu diye düşünüyorum. Teknosa tarafı da. Hayırlısı olsun. Yine de şurada Orge tarafına kısadan bakalım. Orge tarafında da açıkçası arkadaşlar benim en ee, sevdiğim şirketlerden bir tanesi Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi. Benim e, çok geçmişten bu yana çok sevdiğim şirketlerden bir tanesi. Orge tarafı ee, ben yatırım yaptığımda o zaman yanlış hatırlamıyorsam 58, 50, 55 milyon, 55-58 milyon gibi bir piyasa değeri vardı Orge tarafının. Şu an baktığımızda yani bundan 10 sene önce 55 milyon 58 milyon gibi bir piyasa değeri vardı. Şu an baktığımızda sadece net karı 100 milyon 103 milyonlara kadar çıkmış gözüküyor. Hem öz sermaye karlığına göre güzel bir şirket. %30 öz sermaye karlığını yakalamış vaziyette bence. FK'ya baktığımızda FK 5.25 seviyelerinde. Defter değeri 4.32 ama dediğim gibi iyi bir şirket. Kötü bir şirket değil. Şöyle grafiklendisinde de göstermek istiyorum. Temettü bakımından da 2012 yılında alkarz olmuştu Orge. 2013'te temettü ödedi. 2014 pas geçmiş. 2015, 2016'da ödeme var. 2017'de, 2018, 2019, 2020'yi pas geçmiş. 2021'de bedelsiz yapmış. Temettü ödemeleri bu şekilde devam ederse yani temettü ödemesi öyle dalgalı seyirde devam etmeyip de biraz daha düzenli bir hale gelirse Orge tarafında hani ileriye dönük çok daha iyi bir şirket olacağını düşünüyorum. Bir diğeri Erbos tarafı. Erbos tarafında da baktığımızda son çeyreklikte güzel bir bilanço gelmiş Erbos tarafında. Erbos baya baya fiyatlıdı ama piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 7.54 FK 12'lerde. Genel olarak bakıldığında aslında çok çok iyi fiyatlamış şirketlerden birisi olarak görüyoruz Erbusu Yani baya baya fiyatladılar aslında Erbusu Bilançoyu da. Ama baktığımızda sermayesi küçük, karlılığı yüksek olan şirketlerimizden birisi diyelim Erbus için. Yani ileride bedelsiz potansiyeli oluşabilecek nadir şirketlerden. Bu arada Erbos'un da temettüsü düzenli Düzenli temettü verir. Herhalde şu yok 2014'te de ödemiş. Düzenli temetti ödüyor. Ben e, geçmişte de Airbus tarafında yatırım olmuştu. Güzel şirkettir. Üzmez ama dediğim gibi şu an baya baya fiyatlamışlar ama yine de e, şu karlılıklarla yani şu büyüme yönünde e, ciddi beklentiler var. Airbus tarafında da bilginiz olsun. Bir diğeri yine e, güzel bilen çoğu açıklayanlardan Tüpraş. Yani, Tüpraş'a bakıldığında aslında yani herkes tabi böyle bir Bakıyorsunuz PK 14.51 seviyelerinde piyasa değeri böyle EBITDA oranı 38'lerde piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 100 seviyelerinde yani oran analizlerinde aslında bakıldığında çok çok yüksek çıkıyor. Ama e, dedik ya sermayesi küçük şirketlerden diye aslında e, kasasında nakit olup da sermayesi en düşük kalan şirketlerimizden bir tanesi yani bedelsiz potansiyeli aslında TÜPRAŞ tarafında çok ciddi oranda arttı arkadaşlar bunu da özellikle söyleyebilirim ve Tüpraş tarafı şöyle grafiğe bakacağım. Yani tüpraş tarafında temettü ödemesi geçtiğimiz senelerde gayet düzenliydi ama 2020-2021 yılında temettü ödemesi yapmadı. 2020 yılın 2022 yılında e, temettü ödemesi tekrar yaparsa e, burada tekrar Tüpraş tarafında e, değişik fiyatlamalar görebiliriz. Açıkçası Son açıkladığı bilançoyla birlikte e, TÜPRAŞ benim zaten takibimdeydi. Hala takibimde olmaya devam edecek. TÜPRAŞ'ta şu bilançoların bile ben e, çok çok düşük kaldığını düşünüyorum. Yani şu net karlılığın bile çok çok düşük kaldığını düşünüyorum. de e, çok daha iyi karlılıklar gelebileceğini yani ileriye dönük beklentiler nezdinde e, uygun kalanlardan olduğunu düşünüyorum TÜPRAŞ tarafının. Gelelim despek e, tarafına arkadaşlar. Son açıkladığı bilanço. Gayet güzel benim hoşuma gitti. FK 5.55 seviyelerinde. E, piyasa değeri EBITDA oranı 3.95'lerde. Piyasa esas faaliyet karlılığı 400 seviyelerinde. baktığımızda sermayesinin hemen hemen 2 katı kadar kar açıklamış. Öz sermaye göre karlılık düşük ama yine de bence güzel. 5 FK ile işlem görmesi bence yeterli diye düşünüyorum. Şöyle destek tarafında da grafiğe bakacağım. 2020-21'de Temettü vermedi ama e, öncesinde düzenli bir temettüsü vardı 2011'den itibaren pek sektirmemişti bir 2018'de sektirmişti 2019'da ödedi 2021'de ödemedi ama bundan sonra e, temettü ödeyerek devam edeceğini düşünüyorum ben e, despek tarafının bakalım hayırlısı olsun diyelim uygun fiyatlayanlardan yine şu şöyle birlikte evet bakıldığında şimdi froto tarafı. Proto tarafı öz sermaye karlılığını zaten görüyorsunuz. Öz sermaye karlılığı yaklaşık %88'lerde. Yani öz sermayesinin %88'ini e, kar şeklinde açıklayabiliyor. Artık bazı belli başlı e, karlılığa ulaşan şirketlerimizden. FK'ya baktığımızda 10 FK ile işlem görüyor. Piyasa değeri böyle EBITDA oranı 8.86'larda. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 9.85'lerde. E, yani baktığımızda pd bölü dd 9.16 larda ama şu öz sermaye karlılığıyla dediğim gibi yani iyi bir şirketi, beklentili bir şirketi kimse ucuza vermez. Burada da bence şu fiyatlamayla bile uygun diyebilirim. Frodo tarafına yani şu fiyatlamalarla bile şu karlılıkla şu fiyatlamalar bence uygun diye düşünüyorum. İleriye dönük beklentisi olan, düzenli de temetli ödeyen nadir şirketlerimizden bir tanesi diyebilirim Frodo için. Bir diğeri Bossa, Bossa tarafında baktığımızda öz sermaye karlılığı nenzinde gayet iyi hemen hemen %50'lere yakın bir öz sermaye karlılığı görürüz. FK 6.88 seviyelerinde piyasa değeri EBIT oranı 3.88'lerde piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 4.04'lerde bakıldığında oran analizlerinde uygun çıkıyor. PD bölü DD 3.32 biraz yüksek gibi ama FK nenzinde karlılık bence gayet güzel. Şöyle bir borsa tarafına da Akardanlardan satıldıktan sonra acaba temettü vermiş mi diye yorum vermemiş. Bundan sonra belki temettü alışkanlığı edinirse Bossa tarafı da daha da iyi seviyelere çıkabilir diye düşünüyorum. Bossa tarafı için şu an bence bu fiyatlamalarla uygun gibi gözüküyor. Aksa tarafı yine 12 aylık bilançosunda gerçekten iyi bilanço, hem bekleyip de benim istediğim gibi bilanço açıklayanlardan birisi. Halihazırda baktığımızda FK yaklaşık 9.44'lerde yani kendini 9 senede 9.5 senede amorti ediyor. Şu karlılık devam ederse, artarak devam ederse o oran daha da aşağıya düşer. E, PD/DD bölü 3.89'larda aslında beklentili sektörlerde baktığımızda pd genelde 6, buçuk, 6 7, 8 o seviyelerde devam ediyor ama burada aksa tarafında e, sanki biraz düşük fiyatlılar gibi bir his var içinde ama öz sermaye karlılığına bakıldığında %30'ların üstünde bir öz sermaye var. Bence güzel uygun fiyatlayanlardan düzenli de temettü ödeyen şirketlerimizden bir tanesi diyebilirim Aksa için. Benim de son bilançosu hoşuma gitti. Büyüme aktif şekilde Aksa tarafında devam ediyor arkadaşlar diyebiliriz. Ee, traktör tarafı son açıkladığı bilanço efsane. Ee, traktör ihracat tarafında ülkemizde güzel iş yapanlardan bir tanesi. PK 9 seviyelerinde PD bölü DD 5.87'lerde ki otomotiv sektörü nezdinde baktığımızda PD bölü DD sanki düşük kalmış gibi duruyor. Benim fikrimi sorarsanız ki zaten FK 9'larda fiyatlıyor. Öz sermaye karlılığına baktığımızda %50'lerin üstünde bir öz sermaye karlılığı var. Hatta %60'larda bir öz sermaye karlılığı var. Bence güzel öz sermaye karlılığı. PD bölü dd 7. PD bölü EBITDA oranı 7.65'lerde piyasa değeri bölü SAS faaliyet karlı 8.58'lerde bence uygun fiyatlayan nadide şirketlerimizden yine sermayesi düşük kalmış. Yani şu karlılığa göre sermayesi çok düşük kalmış. Yeni de bedelsiz potansiyeli de ulaşabilecek şirketlerimizden bir tanesi diye düşünüyorum. Ve fiyatlamalarda uygun düzende temetli ödemesi olan şirketlerimizden bir tanesi. Traktör şöyle görüyorsunuz. Bir tek 2019 senesinde bir sekteye uğrattı ama daha sonrasında e, gayet güzel temettü ödemesine devam ediyor diyebilirim. Bir diğeri yine bankacılık sektöründen Vakıf Bank tarafı. Son açıkladığı bilen şöyle birlikte FK 3.53 seviyelerine kadar geriledi arkadaşlar. Defter değeri 13 lira 30 kuruşlarda. E, tahsisli sermaye arttırma olacak e, Vakıfbank Vakıf Bank tarafında. Açıkçası tahsisli sermaye arttırımından sonra e, hem Ciddi şekilde sermayesi e, yükselecek Vakıf Bank'ın hem de e, yani bu piyasa değeriyle artık buralarda nasıl tutacaklar çok merak ediyorum yani. Bakalım izleyip bunu da göreceğiz arkadaşlar ama e, ben şu fiyatlamalarla açıkçası uygun olduğunu düşünüyorum Vakıf Bank tarafının da. Yine Halk Bankası tarafı da yine Vakıf Bank gibi uygun fiyatlayanlardan ama e, Halk Bankası dava süreci olduğu için onu e, bilanço listesine Maalesef ekleyemedim. O dava süreci bir tamamlansın. Ondan sonra belki düşünebilir diye düşünüyorum. E, Halk Bankası tarafında. Yoksa hani Halk Bankası da güzel bilanço açıkladı diyenler olacaktır. Güzel açıkladı ama dediğim gibi biraz sıkıntılı bir süreç var. O yüzden e, pek eklemedim. E, bu arada son hissemiz artık bilançolar. Yani şu 12 aylık bilançolarda e, son hisse e, Gedik yatırım menkul değerler. FK oranı 7.87 seviyelerinde piyasa değeri EBITDA oranı 5. Onlarda piyasa esas faaliyet karlı 5.28'lerde. Bakıldığında öz sermaye karlılığı nezdinde hemen hemen %5 öz sermaye karlılığını yakalamış. Güzel bir öz sermaye karlılığı diyebilirim. FK 7.87'lerde yani şu hali hazırda açıkladığı bilançoyla 7.5 senede şirket kendini amorti edebiliyor. Satışlardaki büyüme ve son çeyreklikte gerçekten benim de dikkatimi çeken bir net kar büyümesi durumu söz konusu gedik menkul değerlerde de benim hoşuma gitti. Temettü konusunda pek bonkör değildir aslında gedik tarafı ama şöyle bir haftalık yine 2017-2018 senesinde ödememiş bir de 2013'te bir temettü demiş. Geri kalan dönemlerde temettü olmasa da bedelsiz şeklinde en azından temettü ödemesi alışkanlığı var diyebiliriz. Yedik. Menkul değerler tarafına da. Evet arkadaşlar videoyu yavaş yavaş bitirelim. Seriyi sonlandıralım. 12 aylık bilançolar gelmeye devam ediyor. Tabi gözümüze ilişirse belki bu videonun 4. ve 5. serisinde çekebiliriz. Gerçekten güzel Borsa İstanbul tarafında 12 aylık bilançolar nezinde çok güzel bilançolar geldi diyebilirim. Özellikle dikkat çeken tarafı fark ediyor musunuz bilemiyorum ama birincisi holdingler tarafında güzel bilançolar geliyor bankacılık sektörlerinde güzel bilançolar geliyor enerji sektörlerinde güzel bilançolar geliyor otomotiv sektörlerinde güzel bilançolar geliyor menkul değerler sektöründe güzel bilançolar geliyor yine bilişim ve teknoloji şirketlerinde de iyi gelen bilançolar var. E, sektörleri az buçuk e, son videoda da anlatmış olduk e, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın görüşmek dileğiyle bir sonraki e, bilanço videomuzda görüşmek dileğiyle diliyorum saygılar sevgiler hürmetler arkadaşlar